Squad'dan yeni bir haber var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Haberimiz de şu. Squad'daki tüfeklere kaplama yani kamuflaj getiriyorlar. Ve bu paralı olacak. Hemen aşağı inip birazcık daha bilgi alabiliriz. Ona geçmeden önce hemen burada büyük bir bilgi var aslında. Bizim Türklere yönelik en azından. Türk Kara Kuvvetleri'nin bundan sonraki Squad'a gelecek olan ilk ana patch'te bizimle beraber olacağını garantilediler artık. Bu bizim için gerçekten güzel, iyi bir haber. Tek korkum şu. Bizim yaptığımız bu feedbacklerin bir geri dönüşü olacak mı? Bunlara üzerinde çalışıldı mı? Bu patch'te göreceğiz herhalde. Umarım bizim için aslında bir playtest daha yapsalardı güzel olurdu. Ama neyse. Konumuza geri dönüyoruz. Geldik asıl konumuza. O video ki oyunu olabildiğince gerçekçi tutmak ve kaplamaları uygun koşullarda yani çöl kaplamaları çölde, orman kaplamaları ormanlık alanlarda gibi göstermek amacıyla silah kaplamaları belirli silahlara takılabilir. Yani M4'ü M4 için aldığınızı başka bir kit için kullanamazsınız. Ayrıca aldığımız bu kaplamalar yani kamuflajlar diye söyleyebiliriz artık herhalde. Sadece takımlara özeldir. Yani Insurgent'ta kullanamazsınız AK'nizin o Rus AK'sinin kaplamasını. Bunu anlatmaya çalışıyorlar. Ve son olarak da biyoma bağlıdır. Yani çöl haritalarında söylediğimiz gibi ormanlık kamuflajınızı kullanamazsınız. Burada da örnek olarak bir M4 gösteriyorlar. Woodland kamusuyla, kamuflajıyla. Eski silah görünümleri dediği yere geldik. Aslında bunun İngilizceden karşılığı işte Legacy Skins diye geçiyor aslında burası. Eğer oyunun eski zamanlarında oynamadıysanız, Founder değilseniz veya işte eski turnuvalar kazanmadıysanız sizinle alakası olmayan bir bölge burası. O yüzden geçeceğim. Geldik bu kamuflajları nasıl kullanacağız? Eğer hiç emote aldıysanız ki zaten bedava verdikleri birkaç emote var. Onları kullanmak için kullandığınız aynı bölgeleri bu kamuflajlar için de kullanacaksınız anlamına geliyor buradaki yazı. O yüzden tamamını okumayacağım. Ve bize ekstradan bir tane daha emote veriyorlar. Bu emote da silahınızı kontrol etmeniz için şöyle hareketler yapıyor. Mesela bu GL serisi görüyorsunuz ve öndeki bu GL'nin tüpü de renklendirilmiş, kamuflaja dahil edilmiş. Aynı zamanda 4X scope da çöl rengine adapte edilmiş. Bunlar güzel şeyler. Beyler bunların fiyatları $4.99. Hem de yani çöl için farklı, ormanlık alan, ormanlık kamuflajı için ayrı bir fiyatlandırma var. Bu da bizi üzüyor. Her ne kadar burada fiyatlar bölgesel para birimlerine göre değişiklik gösterebilir dese de bence bu pek değişmez. Bu saatten sonra bize kolay kolay indirim falan da gelmez. Biliyorsunuz Steam dolara geçti. Üzüyor bizi, vallahi üzüyorlar. Neyse, devam ediyoruz. Ormanlık kamuflaj paketine geldik. M4 A1 ve M4 Carbine'lar için. Yani ABD ordusunun ve ABD'nin marinlerinin kullandığı silahlar için var. AK-74M yani Rusların Russian Ground Forces diye geçiyor bu. Ve de burada QBZ-95 var. Yani Çinliler ve Çinlilerin marinleri olarak gösterebiliyoruz. Gördüğünüz M4 gayet şık duruyor. Bence problemi yok. Bu işte Woodland kamusundayız zaten. Bu da spray paint'le boyanmış bir AK-74. Bence fena değil gerçekten. Ruslardan böyle bir şey beklersiniz hakikaten. Ve son olarak da bu yani sanki plastikmiş gibi gözüken kamuflaja geldik. Ben zaten oldum olası bu Çinlilerin tüfeğini pek beğenemiyorum. Yani ballpup olduğundan mıdır nedir bilmiyorum, yani garip bir tepmesi var zaten. Sesi de bir gıcık. İkinci olarak da çöl kamuflaj paketi var. Yine aynı silahlar bu arada. O yüzden üstlerinden geçmeyeceğim. Gördüğünüz, az önceki Vigil'ı da gördüğünüz kamuflaj bu. Fena değil. Burada böyle bir yani bir kirlenme, ne bileyim işte renginin solması falan var. Bunlar gerçekten yaşanmışlık hissiyatı veriyor. Ben onları seviyorum. İkinci olarak AK'ye geliyoruz. AK de fena değil. Burada böyle bir spray paint yapıldıktan sonra buralarda bir eskime görüyoruz. Ama gel gör ki bu arkadaş tamamıyla sanki plastik oyuncak tabanca, oyuncak tüfekmiş gibi duruyor. Ya buna para vermek istemez insan ya. Bilmiyorum yani, sizin de yorumlarınızı almak isterim açıkçası yorumlarda. Ama bu kadar. Yani 4.99 çok be abi. Gerçekten sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi benim bir tarafım OVI'ye bir yerden destek vermek istiyor. Çünkü Türk ordusunu madem getiriyorlar birazcık destek olalım diye düşünüyorum. Diğer yandan da işte abicim bu da yapılır mı? Oyunu Fortnite'a ne bileyim işte Call of Duty'ye çevireceksiniz. Umarım bu microtransaction'lar bizim başımızı sonrasında ağrıtmaz. Ama zaman gösterecek herhalde bunların hepsini. Neyse, şimdilik benden bu kadar.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.